Herkese selamlar. Ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Sevgili 9. sınıflar nasılsınız bakalım umarım keyifler yeder. şey yolunda enerji tavanda devam ediyorsunuzdur. Yazılılarımız yaklaşıyor dolayısıyla son ünite kısmına geçiş yapıyoruz. Yani açılar, üçgende açılar, doğruda açılar. Bugünkü konumuz doğruda açılar ve açı çeşitleri olacak. Ve Melih Hocam biliyor ki sen geçen sene açılar, üçgenler kısmında yoktun. İkinci dönem konuları sorulmayınca tabi hepiniz Oh karpuz gibi yaptınız Dolayısıyla da onu da dikkate alarak anlatacağız. Yani daha temel noktalardan da bahsedeceğim. Üst düzeyde tabii ki de olmazsa olmaz çıkacağız. Ama milli eğitim ders kitabınızın çerçevesinin dışına asla çıkmak yok. Çünkü zaten milli eğitimde ortak yazılı sorularını oradan hazırlayacak. Dolayısıyla bomba gibi bir ders olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi üçgende açılar kısmının birincisi... Açı çeşitleriyle başlayacağız seninle bugün. Dikkatle takip ediyorsun ama ondan önce tabii ki de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz ortak yazılı öncesinde sınav için ne yapıyoruz? Örnek çalışmalarda yapacağız. Hazırlıklar başladı. Haberin olsun. Dedim ve seni şakkadan ak ders ekranıma almış bulunmaktayım. Şimdi hadi gel önce bir şu açıları hatırlayalım. Bak şimdi birbirimizi yemeyelim. 8. sınıf konularını biliyorum ama 7. sınıf konularını da biliyorum. Bunlar yeni sınıf konusu. Açılar mı açılar? O MUZ kuralları falan bugün bahsedeceğiz ama onlar zaten nerede vardı? 7. sınıfta da vardı. O yüzden hocam biz görmemiştik bilmiyorduk ama bilmem ne yemezler. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu geometrik şekle biz açılıyoruz. Neydi ışın? Şöyle bir nokta ve gidiyordu sonsuza kadar. Bu bir ışındı ve başlangıç noktası aynı olan başka bir ışın daha çizdiğinizde işte bu aradaki arkadaşa ne diyorduk? Geometrik şekle bu şekle açı diyorduk. Tamam oraya da açının ölçüsü yazılıyordu. Tamam şimdi üç tane açı çeşidimiz var. Dar, dik ve geniş. Tabi temel anlamda. Bir de neyimiz var? Doğru açı tam açımızda var. Şimdi dar açı neydi? 0 ile 90 arasında. Yalnız ne 0'a değeceksin, ne 90'a değeceksin. Tamam, eşitsizlikte bunlar dahil değil. Tamam. Dik açı ise tek tek atış, nokta atış, şak, 90 derece olacak. Geniş açı ise bakın 90'a yine değmeyecek, 180'e de değmeyecek. Bunların arasında geçen her değer geniş açı olur. 90 virgül 0001 o da bir geniş açıdır tamam 90'ı hafif geçsen yeterli. Doğru açı dediğimiz açı arkadaşımız ise neydi? Şöyle bir e, doğru aslında çiziyorsunuz ve işte şu açıya biz ne diyoruz? Şurası 180 derece diyoruz. Peki tam açı neydi? Tam açıda şöyle tam bir tur atacaksın. Şöyle tam geldiğin başladığın yere geri geleceksin. İşte bu arkadaşa da 360 derece diyoruz tam açı budur. Hani şey var, e, bu arkadaşımız kararlarında 360 derece döndü. Lan Türkçe'de bari matematiği doğru kullanın, günlük hayatta matematik doğru kullanın. Bazı böyle e, siyasi programlarda falan da olur. Yani e, bu, a, bu bu vatandaş diyelim, hadi çok da o toplara girmeyelim. Çünkü soğuk, bazı yerler çok soğuk oluyor. Dolayısıyla işte bu arkadaşımız e, kararlarında, görüşlerinde 360 derece döndü. Lan! O zaman aynı yere gelmiş demektir. Tamam mı? 180 derece diyeceksin. Birazcık matematiği bildiğinizi gösterin ya. Şimdi onun dışında peki açılarımız. Bazı arkadaşlarımız var onları da tanımlayalım. Komşu mesela açılar. Bir ışını ortak olan açılara komşu açı diyoruz biz. Ee, mesela işte şurada yukarıda gösterelim yine. Bir ışın daha çizdiğimizde ne oluyor? Bakın şurada bu açı bu açı bunlar yan yanalar. O zaman onlar komşu. Tümler ve bütünler çok önemli. Her şeyi geç ama bunu geçme çünkü bu gerçekten şu iki tanım çok önemli. Tümler dediğimizde ölçüleri toplamı 90 olan iki açıdan bahsediyoruz. Bütünler dediğimizde ölçüleri toplamı 180 olan iki açıdan bahsediyoruz. Yani tümse 90, bütünse 180. Aklımızda kalsın. Dedim ve geçtim. Şimdi ufaktan bir soru çözdürelim. Mesela bu tarz sorular kitabınızda var dolayısıyla da sınavınızda da olacaktır. 4x eksi 30 derecelik açı dar açıymış. O zaman diyor x'in alacağı en küçük ve en büyük tam sayı değerleri toplamını bulunuz. Şimdi bakın tam sayı diyor aman dikkat. Ama her şeyden önce dar açı demiş. Dar açıyı sen ne yapıyorsun? Önce şu açıyı tenhada kıstırıyorsun. Ne yapıyorsun? Tenhada kıstırmak da ne demek hocam? 4x-30'u alıyorsun. Şu kalem çok ince ya. Azıcık kalınlaştıralım. Şöyle araya sıkıştırıyorsun. Kimle kimin? Sıfırla 90'ın arasına. Çünkü dar açı 0-90 arasındaydı. Bundan sonra eşitsizlik çözüyorsun. Nasıl çözüyorduk? O x'i yalnız bulmak zorundayım ben. E, her tarafa şöyle bir... Artı 30 ekleyelim ki önce şu 4x'in yanındaki o eksi 30'dan kurtulalım. Ne olacak? 4x yalnız kalacak. Sağ taraf 120, sol taraf 30. Tamam. Şimdi de her tarafı ne yapacağım? 4'e böleceğim. Ki x'i gerçekten yalnız bırakalım. 4'ler uçtu ve x cillop gibi yalnız geldi. Şu sağ taraf 30, sol taraf 30'u 4'e bölünce 2'ye bölsek 15. Bir 2'ye daha böl 7,5. Tamam. Tamam. 7.5-5, 2.5-5, 7.5-10 diye bir şarkı var. Biliyor musun sen? Bilmezsiniz. Onlar bizim <laughs> saçma sapan şarkılar. Her neyse. Şimdi burayı da hallettik. Tamamız hocam. 7.5 ile 30 arasında. Peki en küçük tam sayı değeri ne olur? Diyecek olursan 7.5'un hemen bir tık yanında kim var? 8 derece var. O zaman x 8 derece olabilir. Tam sayı düşünüyoruz bakın. 30'dan küçük dediği için de en büyük 29 derece olabilir. Yani 30 olduğunda olmaz bakın. Tamam. Çünkü gidin x yerine 30 koyun şuraya. Ne olacaktır? 4 kere 30, 120, 30 çıkar 90. E 90 dar açı mı? Hayır. O zaman dik açı olurdu. Dikkat. Tamam. O yüzden en büyük 29, en küçük 8. Dur toplayayım da şimdi yorumlara gidip hoca yanlış çözdü demeyin. 29 da 8'in toplamını sormuş. E, 17 ele var bir 37. Tamam. Anlaştık mı? İkisinin toplamı da 37 çıktı ve ikinci soruyla devam ediyorum. Dediğim gibi bütünler tümler bombastik bir konu. Kesin soru gelecek. Haberin olsun. Dolayısıyla bakalım. Birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 5 katından 24 eksik olduğuna göre büyük açının ölçüsü kaç derece diye sorulmuş. Şimdi gençler iki tane açımız var tamam mı? Ne demiştik? Biz bunu tanımlarken ne dedik? Bu iki açının toplamı 180 olacak demiştik. Bütünlerseniz siz birbirinizi bütünleyecekseniz o zaman sizin toplamınız 180 derece olacak. E tamam hocam 180 derece olsun. Peki şu arkadaşı nasıl kullanacağız? 5 katından 24 eksik. E burada da birine x diyeceksin haliyle. Hangisi küçük büyük fark etmez. Şuna x dedim mesela. Diğerine ne diyeceksin? 5 katından 24 eksik. Dolayısıyla da bunları topladım mı? X burada 5x burada şak şuk 6x yaptı. Eksi 24'e tekme teoremi karşıya geçirdiniz. Artı 24 geçti. Dolayısıyla orası 204 oldu. Her iki tarafı da ne yapalım 6'ya bölelim. <laughs> Şu zaten 6 gidecek. X eşittir kalacak. 204'ü 6'ya bölüyorum. 3 kere 6, 18 çıkarttım. 24, 4 çıktı, bitti, gitti. 34 dereceymiş. Şimdi, tabii ki de bizi bunu sormuyor. Şıklarda Allah'tan 34 yok. Dolayısıyla ne yapacağız? Büyük açı neydi? Bunun 5 katından 24 eksikti. Dolayısıyla 34 ile 5'i çarpıştıralım öncelikle. 20 elde var 2, 170. Ve bundan da 24 eksik olacağı için 6, 2, 4, 146 Edirne. Herkes patlıyor herkes şeklinde. O Adana mıydı ya? Ee, e, şıkkına vurabiliriz. Tamam. Anlaştık mı? Bütünler bu şekilde. Tümler deseydi de toplamı 90'dan yola çıkarak bir denklem kuracaktınız. Dedik ve ilerliyoruz. Üçüncü sorumuz. Bir açının bütünleriyle tümlerin. Ha işte bak. Her kitapta mutlaka çıkan soru tarzı. Tamam. Bunu çok iyi anlayacağız. Şimdi. Çünkü soruda hem bütünler var hem tümler var. Hani ben soracak olsam sınavda bunu sorarım. Çünkü hem bütünleri hem tümleri sormuş oluruz. Açımız x diyelim. Tamam mı? Bu arkadaşımızın bir bütünleri olacak bir de tümleri olacak. Ve bunların da ölçüleri toplamı 180 dereceye eşit olacakmış. Bu açıyı bul demiş. Tamam. Şimdi sevgili gençler, bu x derecenin bütünleri nedir biliyor musun? Şimdi bütünler neydi? 180'e bizi götürendi. Dolayısıyla bir açınız eğer x ise, bunun bütünleri 180 eksi x'tir. Atıyorum bu açı 10 derece olduğunu varsayalım. Bütünleri ne olacaktır? 170. Onu 180'e tamamlayacağız. Tamam? E, tümleri için ne dersiniz o zaman? O da ...90 eksi x'tir. İşte bu iki arkadaşımızın toplamı... ...180'e eşitmiş. Hemen bir denklem kuruyorum. 180 eksi x artı 90 eksi x eşittir. 180. Dolayısıyla şu 180'ler birbirini uçurdu. Eksi x, eksi x gitti. Diğer tarafa 2x oldular. Burada da 90 kaldı. Dolayısıyla x'i ne bulduk? Bakın 45 bulduk. Bursa'ya vurduk. Anlaştık mı? Bu da bu şekilde... Gayet basit düşüneceksiniz. Easy question. Geçtim dördüncü soruya. Şimdi oran orantı gördün sen. <laughs> Özür dilerim. Oran orantı gördün. Tümler açıyı da Meli Hoca sana anlattı şu an. E bunu sormazlar mı? Ulan biz bunlara böyle bir soru soralım ki bir taşta iki kuş. Bir taşta hem oran hem de açı sorusu. Yapıştır hocam x ile y tümler açılarmış. Oranında 1'e 4'müş. Dolayısıyla y eksi x farkını soruyor. Ya sen şimdi 1'e 4 dedin mi oran filan böyle ortaya çıktığı anda Melih Hoca'nın tembellik sinapsları hemen der ki bunlar k'ya 4k'dır. E ben bunların tümler olduğunu bildiğim için de bunların toplamı yani 5k 90'a eşit olmak zorundadır. E 5k 90'sa ben bir tane k'yı kadanak bulurum. 1, 8. 18 derece. Şimdi y eksi x'i soruyor. Yine üşendiğim için yok 4k'yı bulayım yok k'yı bulayım değil. Direkt 4k eksi k diyeceğim eşittir 3k. Bana bunu soruyor ya. E, elimde zaten 18 var. 3k'yı sorduğu için de 18 çarpı 3 54 yine Edirne karşımıza geldi. Tamam. Yanlış yapmadık değil mi? 1 48. Anlaştık mı? Bu kadar. 4. soruyu da tokatladık ve geldik ters açılara. Şimdi gençler sevgili 9. sınıflar. Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu açılardan komşu olmayan açılara biz ne diyoruz? Komşu olmayan açılara denir diyelim. Şuraya açılara denir. Ne diyoruz? Ters açı diyoruz. Tamam? Komşu olmayan açılar. Tamam? Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Şimdi gel şekil üstünde anlatalım. Bak şöyle iki tane doğru haliyle ne yaptı? 4 tane açı oluşturdu bize. Şuradaki A açısıyla şuradaki A açısı bak birbirine ters. Şöyle ya şöyle duracaklar. Şöyle birbirine ters duracaklar. Bu kadar. B yukarı bakıyor diğer B aşağı. Yani burada zaten B'yi biz yazdık. Neden? Çünkü onların eşit olduğunu da bilmek zorundayız. Eşittir çünkü. Tamam. Dolayısıyla buradan yola çıkarak çok fazla soru çözebiliriz. Mesela verilenlere göre Y açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz diye sorduk. Şimdi hocam hocam hocam. Sen bize ters açıyı anlattın. Tamam ben şimdi bunları eşitler x'i bulurum. Sonra ne yapacağız? Gel sonrasına bakalım. Şimdi öncelikle dediğim gibi 2x artı 48 ve 3x eksi 12 birbirlerini sırt sırta dayadıkları için bu devirde sırtını sana sırtını senin sırtına sırtını sırtına dayayana güveneceksin diye saçma sapan bir cümle kurmuş olayım. <laughs> Siz onu toparlar yazarsınız yorumlara. Şimdi bu 2x'i karşıya atacaksın. Bu eksi 12'yi bu tarafa atacaksın. 2x, 3x'in yanına gitti. X kaldı. 48'in yanına artı 12 geldi. 60 oldu. Hop 60'ı bulduk. Ama x'i bulduk. Bizden y istemiş. Şimdi ne yapacağız hocam? Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şimdi sen neyi biliyorsun? Doğru açıyı da biliyorsun. Yani şurada dümdüz bir açı düşündüğümde. E ben bunun sağ tarafını x'li kısmını bulamaz mıyım? Bulurum. Geri kalın da 180'e eşitlerim. Yani orada bir bütünlük durum var, bütünleme durumu var. O yüzden ne yapıyorum? 60 bulmuştuk. Şurası 180, eksi 12 eşittir 168. Yani burası da 12 çıkacak. 180'e tamamlaması gerektiği için. kapış Tamam mıyız? Mevzu bundan ibaret. Şimdi istersen diğer taraftan da yap. Bak 2x zaten şurası 120. işte 48 12 daha yine 120. Yani şu doğruyu kullansaydın da yine cevabı 180'e eşitleyip 12 bulacaktın. Dedim ters açılarda 5. sorumuzu da hallettik, tokatladık. Bir de şu var ki bu açıları da yine bir tanımlamamız, hatırlamamız gerekiyor daha doğrusu. Dediğim gibi bunlar 7. sınıf konusu ha. Şişt, bilmediğini biliyorum. Bildiğini bilmediğimi zannetme. Bildiğini bilmediğim zaman. Bugün niye ben böyleyim ya? Zamirler o iyilik ekimi oluyor en sondakiler. Onlar bende karıştı bugün. Paralel bir doğrunun yap, bir kesenle yaptığı açılar karşımıza neler çıkıyor bakalım. Paralel doğrudan kastımız ne? İşte şu iki arkadaş paralel. Bunlarda jart diye bir tane kesen var. bir sürü acı çıkıyor ortaya. Şimdi bunların kendileriyle bazı ilişkileri var. Hemen bahsedelim. Birincisi ters açılar. Ters açıları biliyorsunuz. Sırt sırta. E kim onlar mesela? A ve C. Hemen A, C'yi yazarım. E B, D var. B, D'yi yazarım. Alttan da alalım. F, H, G, E. Tamam. Bunlar ters açı. Sırt sırta olan açılar. Yöndeş açı ne demek, ne demek hocam? Yön yön. Hani arkadaş, aynı yoldaş, aynı yolda gidenler. Bu da yöndeş. Aynı yöne bakanlar olacak. Mesela A açısı sağ üste mi bakıyor? Başka sağ üste bakan kim var? E açısı var. O zaman AE yöndeştir. HD yöndeştir. Tamam? Mı? Bunlar da aynı yöne bakıyor. GC yöndeştir. Gece. Ooo güzel. Bu da FB. Ooo Fenerbahçeliler Şu an yorumlara sarı kalp, mavi kalbi yapıştırdı bence. Tamam? <laughs> Bunu sizin için yazmıştım. Bir de GS çıkar mı? S yokmuş. Tüh be. Neyse. BCK zaten <laughs> mümkün değil. Çift buluyoruz yani. Lütfen. Siz de artık yapacak bir şey yok. İki harfli kısaltma bulsaydınız. Şimdi dolayısıyla yöndeş açıları bulduk. İç terse bakalım. Yani şurayı birazcık bir şöyle silelim. Tamam. Şimdi iç ters, dış ters ne demek? Şimdi bir kere ters olacaklar ama içeride ters ya da dışarıda ters. Ne demek? Bunu anlatıyoruz. İç ters gençler şu demek. Bir kere açıların ikisi de içeride olacak ve birbirlerine ters olacaklar. Şimdi sadece ters açı dediğimizde orada ne oluyordu? Biri dışarı bakıyor, biri içeri bakıyordu. Tamam? Dolayısıyla <laughs> içeri demek ne demek? İki paralel'in içine bakıyor yani. E dışarı demek ne demek? Dışarıya, komple sonsuza kadar gidiyor. Şimdi burada o zaman iç terse şöyle davranacaksınız. Mesela C açısı. İçeride mi? İçeride. Ve nereye bakıyor? Sol tarafa doğru bakıyor. Tamam. Buna yani C'ye Ters olan kim var? E açısı var. O da sağ tarafa bakıyor. Bak ne oldu işte bunlar? Bunlara biz ne diyoruz? C açısı içeride ve sola, E açısı içeride ve sağa baktığı için C E açısına biz hiç ters açılar diyoruz. Tamam Başka kim var o zaman? Bir de ne var? D, F açıları var. D buraya bakıyor, F buraya bakıyor. Tamam Şimdi gelelim dış derse. Aynı mantık. Bu sefer dışarıya bakacaksın. Bak A nereye bakıyor? Dışarıya. G nereye bakıyor? Dışarıya. Ve bunlar birbirine ters, zıt bakıyorlar. Dolayısıyla <laughs> A, G. A, A, deyip G yazmam. Şöyle A, G açıları ve de B, H. Tamam onlar da yine şöyle yapalım. B, H. Hem dışarıdalar, dışarı bakıyorlar. Hem de birbirine ters yani. Biri sağ üstte gidiyor, sol alta gidiyor falan. Tamam Mevzular bu şekilde. Bunları da hatırlattım. Hemen MUZ kurallarına geçelim. Bunlar 7. sınıf konusu. 7. sınıftan bir hatırlayalım bakalım. Neydi? Şimdi gençler bir kere muz kuralında tamam mı? Hemen canınız muz çekmesin. Dur, dur, sus bakayım. Onu yemekten şey dersten sonra yersin. İnşallah yersiniz tabii bu arada. D1 ve D2 birbirinden paralelsi. Tamam mı? Burada bir M harfi oluşturabiliyorsunuz. Tamam? Şöyle bak oluşuyorsa ya da daha doğrusu öyle söyleyelim. Şöyle bir M harfi karşınıza geldiyse matematikçi amcalar demiş ki bu arkadaşlara küçük çocuklara biz bir güzellik yapalım. O da nedir? Bir yöne bakan açıların toplamı yani A artı B eşit olsun diğer yöne bakan açıya. Yani buradaki X açısı neye eşitmiş? Diğer iki yöne bakan açıların toplamına yani A artı B'ye eşitmiş diyebiliriz. Bu bize çok soru çözdürür. Gelelim U'ya. Yine birbirine paralel iki doğrumuz var. Bunların arasında da iki açı oluşmuş. Yani şöyle x ve y gibi. Tamam İki paralelin arasında oluşan, oluşan açıda da biz bu x artı y'ye 180 derece diyoruz. Bu arada birinci de zaten x eşittir demişiz. Tamam şöyle. x artı y de burada eşittir 180'e. Peki z kuralı nasıl hocam? Z kuralı da aslında iç ters açıların geliştiği... Gelişti, bugün konuşalım. İç ters açıların getirdiği bir sonuç. Şöyle bak bir Z harfi var. E burada X sola bakıyor içeride. Y sağa bakıyor içeride. E bunlar nedir? Birbirine eşittir. İç tersten dolayı. Ama biz buna da Z kuralı diyoruz. Tamam. Hemen bakalım bir tane pratik yapalım. Şimdi D, E, B, C'ye paralelmiş. Kimler paralel? Şu arkadaşımız ve şu arkadaşımız. Birbirine paralel. Yalnız bak arada 3 tane açı oluşmuş. Ona dikkat edeceğiz. 70'i 20'yi söylemiş, zaten göstermiş şekilde de ee, FAG, FAG neresi? Şurası A açısınız bize soruyor. Bu açı kaç derecedir diyor. Peki bunu nasıl çözeriz? Şimdi ben sana evet U kuralını anlatmıştım. Ama U kuralında ne vardı? İki tane açı vardı ve bunların toplamı 180 derece diyorduk. Burada ise üç tane açı var. İki tane paralel doğrunun arasında, şu iki paralelin arasında bir, iki Üç tane açı var. Buna da kalem kuralı, roket kuralı falan diyorduk hatırlıyorsan. Yani eğer 3 tane açı varsa iki paralelin arasında şöyleyse... ...bu üç tanenin toplamına da o zaman 360 derece diyeceğiz. Peki hocam, hiçbiri bilmiyoruz ki. Biliyoruz. Burada 70 derecenin arkasında kalan onun bütünleyeni kaç derecedir? 110. Çünkü orada bir doğru açı var. Bir kısmı 70 ise diğeri 110. Altta da 20 derecelik açı var. O zaman onun tümleyeni, bütünleyeni özür dilerim. Onun bütünleyeni kaçtı? 160 derece. E şimdi benim elimde ne oluştu o zaman? 3 tane açıdan ikisi oluştu. Yani 160, 110 daha 270 artı bu A açısı ya da alfa neyse 360 dereceye eşitlemek zorundayım. 270'e tekmeyi basarsak 360 eksi 270'ten elimize kalır 90 derece cevapta Ceyhan'a vurur geçeriz. Anlaştık mı? Mevzu bu şekilde. Geldim 7. soruya. Şimdi bu kuralın iyice suyunu çıkartmışlar. D1 D2 yine paralel. A, B, C, C, B. Bak bu yazılanları mutlaka okuyun. Şekil üstünde verilmiş mi bir kontrol edin. Verilmediyse sen yazacaksın çünkü. A, B, C, C, B, E. Tamam yani şu yukarıdaki açı ortaylıktan bahsetmiş. Yani açı ortay neydi? Bir açıyı tam ortadan ikiye bölen, iki eş parçaya ayıran demekti. E, dolayısıyla da onlar eşitmiş. Tamam. FDC hmm, FDC. CDE'ye eşit. CDE'yi. Tamam. Alttaki açı ortaylıktan bahsetmiş. Yani iki eş açı var yine orada. Açı neyi bilmiyorum. Ama mesela şurası 50'ye 50 olacak. Açı ortay bu demektir gençler. Tamam. Çok basit. Yani açıyı ortalayan. Adı üstünde bir konu ya. Ulan bu matematikçiler çok tembel. Ekstra bir isim bulmamışlar. Açıyı ortalayan. Ne olsun hocam? Hmm, açı ortay olsun. <laughs> bu kadar yani. Tamam. Matematiğin gelişimi bu. 140 derece x'i de vermiş. Tamam mı? Dolayısıyla da x kaç derece diye soru. Şimdi biz bu soruyu nasıl çözeceğiz? Öncelikle şuradan bir yola çıkabilirim. Birincisi içeride gençler içeride bir böyle bir dörtgen var. Tamam mı? Yani dikdörtgen kare bir bilmem. Onu bilmem ben ama içeride bir dörtgen var. Ve ben yine 7. sınıftan maziye döneceğiz. Bugün çok geri gidiyoruz. Biliyoruz ki dörtgenlerin iç açıları toplamı hani dikdörtgenden kareden hesap et. 360 derecedir. Tamam. İç açıları toplamı. Dördünün toplamı 360'tır. Üçgen olsaydı üçünün toplamı 180 olacaktı. Dörtgen olunca 360 oluyor. Tamam. O zaman bana ne lazım? Şimdi şuradaki açıyı ve şu alttaki açıyı bilsem. Zaten şu sağ taraftaki açı 140. X'e giderim. Çünkü 360'a eşitlenecek ya toplama. X'e gideriz. Peki nasıl gideceğiz hocam? Şimdi bakın üstteki açılara M diyorum, alttaki açılara da N N diyorum. Tamam. Burada bana lazım olan aslında M'nin kendisi, N'nin kendisi değil. Bana lazım olan M artı N. Ben bunu da bakın çok rahat yakalıyorum. Nereden yakalıyorum? Şurada bir ne var? Ne var? M kuralı var. Dolayısıyla M kuralında şu M, şu N sağ tarafa bakıyor, sol tarafa bakan açımız. 140. O zaman M artı N'nin 140 derece olması gerektiğini şak kadarak söylüyoruz. O zaman artık içerideyiz. İçeride misin? Evet içerideyiz. Çünkü içeride, içeride 4 tane açı. M artı N artı 140 artı X. 4'ünün toplamı 360 olması gerekiyor demiştik. E biz şu M artı N'yi de bulduk hocam. hocam. 140 harikasınız. Kaldı geriye X. 140, 140, 280. Vur tekmeyi karşıya eksi geçir. O zaman da x buradan ne kalsın? 360 eksi 280'den 80 geldi. Anlaştık mı? Bu da böyle biraz görmeniz gerekiyor tabii. M kuralı, Z kuralı hep arayışta olun. Tamam U kuralı, M, U, Z kuralı gerçekten soruların %90'ında karşınıza gelir. Ve o arayışta, şöyle aşağıya biraz, o arayışta olmanız gerekiyor. Yani sürekli M var mı, U var mı, Z var mı diye bir bakmanız lazım. Geometrik e, sorular birazcık görsel yetenek istiyor, tamam? Ama korkma, çözdükçe alışacaksın çünkü. Şimdi bu, bu soru niye bir kaymış gibi ya? Bu soruyu dizgiden gelmediği için ben yazdım, tamam? Dolayısıyla da e, kusura bakmayacaksınız artık elyası, elyası. Ben bu soruyu dizgi hatasına yedirmem dedim, baştan yazdım. Şimdi gençler, burada d1 ve d2 birbirine paralelmiş, tamam? Yukarıda bir açı ortaylık var. Onu üşendiğim için buraya yazmadım. Ama açı ortaylı gösterdik nokta nokta. İki tane aynı açı var yani. 110 derecem var. Burada x'im var. Tamam. X'i soruyoruz ama bir de güzel bilgi verilmiş. O da nedir? Şurada bir bak ne var? Denklem kurmak için ihtiyacımız olan bir eşitlik var. O zaman bakıyorum oraya. Şimdi iki tane B, A, E açısı Nerede o BAE açısı? Şurada tamam şu noktalardan biri bak yukarıda gösterdim. Neye eşitmiş? 3 tane B, C, Uzun uzun yazmadım artık sen anlıyorsun. M derece demek biliyorsun. Şimdi o zaman ben burada şöyle davranacağım. Diyeceğim ki lan şuna 3K diyeyim buna da 2K diyeyim hadi geçmiş olsun iki tarafta 6K 6K birbirine eşit olsun. Bu tarz eşitliklerde bakın bunu kullanın. Tamam. Dolayısıyla hemen BAE'ye gidiyorum bak. BAE şöyle şuradaki açı. Şuradaki açıyı ben artık biliyorum. Oraya ne diyeceğim? 3k diyeceğim. Diğerine bakıyorum. BCF. BCF neredesin? BCF işte şuradasın. Tamam. Şu açıya da ne diyecekmişiz o zaman? Şuradaki açıya da 2k diyecekmişiz. Hemen yapıştırıyorum buraya da 2k ve gözlerim ne görüyor? Aman ya Rabbi bir M kuralı var. Melih Hoca'nın M'sini asla unutmayacağız. Şurada bir M kuralını yakaladık. 2K, 3K etti sana 5K. O da eşitmiş 110'a. 5K 110'a eşitse buradan K'yı ne bulacağız? 22. Hadi geçmiş olsun. K 22 bulduktan sonra ne yapacağım? Hemen üste gideceğim. Bak şuraya hani 3K demiştik ya. Şu bölgeye bak beyazla taradım orayı tekrardan. İyice, iyice sıvadım orayı ben iyice. Şurası 3K. E açı ortayı olduğu için burası da 3K. O zaman bu açının tamamı oldu sana 6K. O zaman 6K'yı söyle bana 132 değil mi? 22 çarpı 6'dan. Neden bunu yaptın hocam? Çünkü gençler bakın burada bir de ne var? U kuralı var. Urfa'nın U'su. Urfa'dan izleyenlere selamlar. Şurada U kuralı ve ben şurayı 6K buldum. Yani 132 buldum. O zaman X'e ne kalacak? Yani U kuralını biliyorsun. Toplamları 180'di. O yüzden 180'den 132 çık. 48 derece. Yani X eşittir. 48'i buldum. Cevabı da burada noktaladım. Anlaştık mı? Bu soruda 8. sorumuzda bu şekildeydi. Geldim son sualime. Son soru. Hadi bakalım. C.P. DF'ye paralelmiş. Hemen bakıyorum CHP nerede? Şurada bakın. CHP DF'ye paralelmiş. Şurada bir güzellik söyleyeyim size. Paralelliklerde doğrular sizi kesmediyse bunu böyle istediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz. Tamam. Bu bize çünkü çok büyük fayda sağlar. Bu soruda da yapacağız. Tamam. Spoiler verdim. Allah ardından kaçtı. Neyse yapacak bir şey yok. 2x, 3x, 5x'i vermiş soru. Açı ortayı da vermiş şurası. Aynıymış açı ortay yani. Ee, onu da söylemiş. X kaç derecedir diyor. Oğlum, daha ne versin soru sana? Daha ne versin? Her şeyi yapıştırmış. O zaman gel biz de çözelim artık bu soruyu. Nasıl çözeceğiz hocam? Şimdi öncelikle burada hemencicik biri ne görüyorum? Ya da görmüyorsan da kendini zorla. Bak M, U, hep ara. M'ye bakıyorum. M çok çıkacak gibi değil. Yani var bir yerde de en son şimdilik kullanmayacağım. Bir Z var. U zaten çok bariz değil. Bir Z var. Bak iç ters. Şöyle, şöyle, şöyle bak maviyle gösterelim. Şöyle, şöyle ve sonuçta bu ikisi paralel değil miydi? Bak Z kuralı çıktı. Z neydi? İç ters açı demekti. Yani burasına 3x diyorsak şuradaki arkadaşa da 3x dememiz gerekiyor. Hop! Oraya 3x dersen içerisi de 3x oluyor çünkü çünkü nedir? Onlar açı ortaydır. Aynıdır yani. Tamam. Şimdi hocam x'i nasıl bulacağız? X'i hala bulamadık. Onu da nasıl bulacağım biliyor musun? İstersen şunu yapabilirsin. Bak. Şurada içeride bir, e, bir, iki, üç dörtgen var. O dört açıyı x'li türden yazarsın. Hani şuraya da 180 eksi 2x diyebiliriz. Hepsini 360 eşitleyip oradan x'i bulabilirsin. Ama birazcık uzun. Veli Bili Hoca biliyorsun uzun yöntemler sevmiyor. Dolayısıyla ben şu paralelliği uzatacağım. Şöyle uzattım. Hocam da ne işe yaradı? Ne işe yaradığını gösteriyorum. Şurada bir ne gördüm? Ne gördüm? M kuralı. Tamam? Şöyle ekranlarınızı ters çevirin. Öyle bakın. Ş şöyle kafanı yamutla bak. Tamam? Orada bir M kuralı var. Şu 2x bunu bilmiyorum ama toplamları 5x yapmış. E 2x'le neyi toplarsam 5x? 3x'i. O zaman bu arkadaşı da sağda ne buldum? 3x buldum. Ve ne oluştu burada? Bir doğru açı. 3x, 6x, 9x. 9x doğru açıysa 180x de buradan 20. Hadi geçmiş olsun. Çok basit bir şekilde sadece bir Z kuralı, bir M kuralı gördüm. Onu oraya tık yerleştirdim. Onu oradan tık yerleştirdim. Soru bitti. Tamam? Geometri soruları böyle. Birazcık görmek istiyor. Dolayısıyla da bolca soru çözmenizi tavsiye ediyorum ben size. Kitabınızdaki soruları da bence ders kitabındaki soruları da yalayın YouTube. Biliyorsun ortak yazılı da ders kitabından soracağız diye söylediler. Benzerleri çıkar. Zaten ders kitabı dediğin şey yani <laughs> ünite dışı şeyler sorulmuyor. Müfredat dışı şeyler yok. O Orayı baz alacaklar. Sen de orayı baz al. Önce oradan çalış. Sonra da tabii ki de. E, videoları zaten izliyorsun konuyu anlamak için. Ders kitabından da bir son tekrarını yap. Sonra da git sınavı tokatla çık gel. Tamam, hadi bakalım. Sizlere güveniyorum. Bir sonraki dersimizde de üçgende açılara giriş yapacağım. Ondan sonra da zaten bir video daha kalacak. Konularımız e, sınav öncesine bitmiş olacak. Ondan sonrası top, size böyle yuvarlayacağız. diyeceğiz. Gerisiz sizde diyeceğiz. Ama ondan önce tabii ki de yazılı çalışması da yapacağız. Bunun için de ne yapıyorsun? Kanala abone olup takip etmeyi unutmuyorsunuz sevgili 9. sınıflar. Sizleri seviyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersi yeniden görüşünce de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.